أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الصلاة والسلام على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علماً وفهماً وألحقني بالصالحين محترم ديني muhterem hoca namzedi talebe arkadaşlar. Bugün bir tefsir dersinin sonuna gelmiş oluyoruz. Yani bu semestrin son dersi. Ondan sonra imtihanlar var. Şimdiye kadar derslerde dinledikleriniz, duyduklarınız ve kitaplardan Çalıştıklarınız hakkında imtihan olunacaksınız. O yüzden bu hafta son dersler çekilecek ve imtihan soruları hazırlanacak ve imtihan vakti saati neyse bildirilecek. Ona göre imtihan olunacaksınız. Ders dördüncü ders ünite yani dördüncü ünite Kur'an-ı Kerim'i anlama ve yorumlama konusu. Tabi konumuz tefsir olunca tefsir denince ilk akla gelen nedir? İstila, İslami ıstılahta Kur'an-ı Kerim'i bize nakledildiği şekilde tefsir edildiği şekilde onu anlamak. Yani tefsir edenlerin, şimdi bizim tefsir etme yetkimiz ve dirayetimiz yok zaten. Ama tefsir edenleri, edilen kısımları veya tefsir edenleri anlamak, yorumlarını anlamak, öğrenmek ve tabi öğrendikten sonra tefekkür etmek. Ne demek isteniyor diye. Evet dördüncünü de Kur'an'ı anlama ve yorumlama dedik. Tabi bir ön hazırlık soruları var yani zihnimizi hazırlamak için bu konu nelerden bahsedecek? gibi hazırlık soruları var. Bu Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve yorumlamak bizlere neler kazandırır diyor. Meal ve tefsir çalışmalarında önemli olan sıyak ve sıbak kavramları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Leheb suresinin nazil olduğu ortam sizce nasıldır? Leheb suresi, Tebbet suresi efendim umumi e, manada yani umumi malumata göre Tebbet suresi Leheb suresi deniliyor. Kur'an-ı Kerim'in sünnetle tefsiri sizce nasıl yapılmıştır? Bir de iman, ibadet ve ahlakla ilgili Birer ayet söyleyiniz demiş. Bu konularda araştırma yapabilirsiniz, yaparsınız. Yani bu konuda e, kütüphaneler geniş, yani dijital kütüphaneler geniş. Yani tefsir e, kitaplarımız vardı. Yani ona bakabiliyorduk. çeşitli tefsirler vardı. İnternette internette böyle araştırmalar yapılabilir. Birinci madde, dördüncü ünitenin birinci maddesi, Kur'an'ı anlama ve yorumlama. Anlam, yani anlam eski, yani eski değil, değildi, daha önceki tabirle Mana demek. Mana Arapçadan geliyor. Anlam demektir. Bir kelimenin, bir önermenin, bir tasarımın, bir düşüncenin ya da bir eserin anlatmak istediği şeydir mana. Anlama duyu vasıtalarımızla algıladığımız bir kelimenin, sözün, işaretin, metnin anlatmak istediği düşünce veya duygunun kavranmasıdır. Kur'an-ı Kerim'i anlama ise onun söz anlam ilişkilerini bütün yönleriyle kavramaktadır. Kur'an-ı Kerim'i anlamanın altı unsuru vardır. Yani altı üyesi vardır diyelim. Bir anlatan vardır Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'de bir anlatan vardır, bir hitap eden vardır. Kimdir? Bu Kur'an-ı Kerim'in sahibi, yani kelamın sahibi bizzat Allah Celle Celaluhu Hazretleri anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kime anlatıyor? Yani ikinci madde kimdir? Anlayan insan ve cinnilerdir. Çünkü insanlar ve cinniler mükelleftir onların anlaması gerekir yani. Anlaması gerekir. Çünkü muhatap onlardır. Hani lagat halaknel halaktul cinse lagat halaktul cinne insa ayet kerimesine göre değil mi? Cinnileri ve insanları yarattım buyuruyor. İlla el düzeltiyorum şimdi ve mehalaktul cinne vel insa illa şimdi orada illa olduğu için başındaki e, menfi bir harf olması lazım. O da ve malakdu, ve malak cinne ve insa illeriyabudun. Ben cinnileri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Sonra anlatandan anlayana ne gelmesi lazım? bir üçüncü madde anlatılan bir şeyler gelmesi lazım. Bunlar da ayetlerdir. Yani ayetlerdeki konulardır, konudur, maksatlardır. Hem ayetler, muhkem ayetlerdir. Müteşabih ayetlerdir. Bunlar anlatılmaktadır. Veya kıssalardır. Kıssa. Yani olmuş, e-aiknise. Almanca e-aiknise diyoruz e-aiknise. Bunlardır. En çok e, ismi geçen kısa olarak Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa Aleyhisselatu vesselam'dır. Dördüncüsü de bağlam. Ayetlerin Kur'an-ı Kerim'deki yeri ve indiği ortam. Kur'an-ı Kerim'in e, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin yeri ve indiği ortam. Yani bağlama, alaka gibi bir şey oluyor. Manaya geliyor. 5. Doğru anlam. Doğru anlam yani doğru anlam, doğru anlamak. Yani doğru anlam şeydeki, ayetlerdeki manaların doğru anlam anlam verilmesi. Altıncı da bunu bunları anlamak. Şu üçüncü şeye bakalım. Yani Muhsin Demirci demiş. Tefsir terimleri sözlüğü Bu zatlar bu şeyi, maddeleri böyle e, altı madde halinde buraya yerleştirmişler. Yani anlatan var, anlayan var. Diyelim e, hadis-i şeriflerde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Anlatan var, değil mi? Resulullah Efendimiz anlatıyor. Anlayan, bunlar da Eshab-ı Kiram anlıyorlar. Anlatılan e, hadis-i şerifteki e, konular, ne anlatılıyorsa konular, bağlam, bağlam da yani e, hadis-i şeriflerin, söylenen sözlerin e, şeyi bağlamı ve e, indiği ortam de, diyoruz e, şeye şeye tefsir e, kitabında yani esbab-ı nuzul diyoruz. Hadis-i şeriflerde de hadi, vurudul hadis yani hadisi söylenilmesine sebep olan şey bu şekilde. E, beşinci de hadisleri doğru anlama doğru anlam yükleme altıncı da anlama böyle söyleyebiliriz yani. Yani tefsir için de geçerli, hadis-i şerif için de geçerli. Bu şekilde. Evet, solda bir ayet-i kerimemiz var. Burada. Selamun Aleyküm. Ve lekat yesserne'l-Kur'ane lidzikri fehel min Velakat yeserne muhakkak ki mutlaka şüphesiz bir kolaylaştırdık. Biz kolaylaştırdık. Neyi kolaylaştırdık? El Kur'an'ı, Kur'an'ı, Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ne için? Lidzikri, öğüt almak için. Öğüt almak için. Yani zikrinde çok manaları var tabi. Başta zikir, Zekir hatırlamak manasına gelir. bir şeyi çok an, yani anmak diliyle söylemek anlamına gelir. öğüt almak anlamına gelir falan. Ama yani zikir ne, buyuruyor Taha suresinde? Ee, Estağfirullah Taha ma enzelna aleykel li illa limen İşte buradaki tezkira da bu zikir mastarından geliyor. Zikir mastarından. Yani zekera yazkuru bu üç harflisi, siz sülası zekera yazkuru ee, şeye yani tef'il babına intikal edildiği zaman ne oluyor? Kef şeddeleniyor. Ne oluyor o zaman? Vekkera zekkiru tezkiraten. Tezkiraten diye mastar olarak geliyor. Evet. Yani tezkere, tabi Türkçede de tezkere diye bir kelime var. Hani terhis olunduğu zaman belki de o da böyle bu şekilde buradan kaynaklanır ama bizimkisi tezkira, yani öğüt alma. Kur'an'ı diyor, Hz. Allah biz öğüt alasın diye indirdik sana. Ya da haşyet eden, haşyet eden, Allah'tan sakınan, korkan kişi için bir tezkire olarak indirdik. Yani zorluk çekesin, eziyet göresin diye indirmedik buyuruyor. Bu da işte Kamer Suresi 17. ayet. Fehel mi müddekir? Öğüt alan yok mudur? Ö öğüt alan yok mudur? Bu da aynı şekilde müddekir de e, zekera. Zekera e, geliyor. Yani şey oluyor, iftihal babına naklediliyor. Eee vekera tekera oluyor. Ondan sonra eee zelle te bir arada olduğu zaman e, şey olur. Eee zel e, te te'ye kalp olur. Çünkü te daha sert olduğu için. Ondan sonra burada da e, ortasını bulmuş iddeker olmuş yani. Vekeradan e, iddeker'a İddi kere şey olan demek, öğüt alan kişi demek yani. Yani sürekli öğüt alan. Sürekli bir şekilde öğüt alan. Bir kere hatırlayıp sonra unutan değil. Yani hayatını böyle devam ettiren bu şekilde öğüt alarak ve o öğütlere uyarak. Bu da böyle. Arada bir işte Arapçaya dokunduruyoruz. Yani duyanlarımız, dinleyenlerimiz, talebeler, öğrenciler biraz heveslensin diye. Onun için böyle dokundurma yapıyoruz. Maksat o. Yorum bir yazının veya bir sözün ilk bakışta anlaşılması, güç yönlerini açıklayarak anlaşılır hale getirme, yorumlama ise yorum işini yapmaktır. Müfessirin bir kelime veya cümlenin hangi anlamda kullanıldığını, ne dediğini, onunla neyi, neyin kastedildiğini ortaya koymasına yorum yapma denir. Tefsir literatüründe yorumlamayı anlatmak için tefsir ve tevil kavramları kullanılır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'i okumamızı ve ayetleri üzerinde düşünerek anlamamızı ister. Kitabun enzelnahu ileyke mubarakun li ayatihi ve li yetezekera ulul elbab. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabın, yani kitabın eee şeydir burada. aslında her de kitabındır. Yani bir onun bir şeyi vardır, mütedası vardır. Veya derler ki kitabındır o hasfedilmiştir. o zaman şeyi kalmıştır yani. Kitabın haberi kalmıştır. Kitabın bir kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim'i kastederek kitabın bir kitaptır. Öyle kitap ki Enzelnahu ileyke biz onu sana indirdik. Yine öyle kitap ki mübarekün mübarek bir kitap. Mübarek. Tabii Kutlu diye e, tercüme ediyorlar ama e, Mübarek yani bereketli, bereket getiren, okunduğu yerde amel edildiği yerde bereket saçan, huzur veren böyle muhteşem bir kitaptır. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Allah'ın bizzat kelamıdır. ne için indirdik li yedebbaru ayatihi ee, yani onun ayetlerini o kitabın ayetlerini düşünmeleri için yani iddeberah e ted yani tedbir maslarından geliyor yani ayetleri konusunda tedbir almaları için tedbir yani tedbir Almancada nafsih demek nafsih tedbir yani Vorsicht var, bir de Nachsicht var. Yani Nachsichtig, işte tedbir almak, tedbir sahibi olmak ayetleri konusunda. Daha böyle yetedekkere ülül ve elbep. Elbep, elbep, yani akıl, akıl sahiplerinin de ayetlerini düşünmeleri. Bakın burada yine tedekkere gelmiş. Hani fehel min müttekir diyordu ya şu ayette le bu işte le tezekkera tezekkera öğüt almak anlamında akıl sahiplerinin öğüt alması için ve ayetleri konusunda tedbirli olmaları için o mübarek kitabı sana indirdik buyuruyor Hazreti Allah. Yine bu Fussilet suresi. Yani şu kelimeden almış sure ismini. Fussilet suresi. Sanz bile hamim. Bunlar hurufu mukatta. Mukatta demek kesik kesik okunur. Yani Kur'an tecvid öğrenenlerin de dikkatini çekmek için ha nasıl mim ayrı ayrı söylenir yani hurufu mukatta o demek. Hurufu mukatta. Tenzilun minel rahmanir rahim Burada da yine şeydir. Ee, burada bir e, hasbolunmuş bir e, mütedası vardır. Bu kitap nedir? Tenzilun bir e, indirmedir. Minel rahmanir rahim Rahman ve rahim olan Hz. Allah'tan bir indirmedir. Onun tarafından. Kitabın daha nedir? Kitabın bir kitaptır. Öyle kitap ki Fussilet Fussilet tafsil olundu. Tafsil yani fasıllara ayrıldı böyle. Bölüm bölümlere ayrıldı. Konularınca bölümlere ayrıldı. Ayatuhu ayetleri tafsilat yani tafsil edildi. Ne olduğu halde Kur'anen Arabiyen Arapça bir Kur'an olduğu halde. Kim için? Likavmi yalemun. Bilen bir e, topluluk için buyurmaktadır. Şimdi burada bir de e, şu iki kelimeye dikkat çekeyim. Enzelna var. Burada bakın enzelna var. Monitorda da görünüyor mu bakayım? Enzelna hu. Bir de tenzilun var. Şimdi bu ikisinin arasında ikisinin arasında fark var. Fark şudur. Bunların aslı nezeledir. Nezele, yenzilü, nüzulen, yani inmek manasına, yukarıdan aşağıya inmek manasına. Enzelne olduğu zaman, enzelne yani nezele, enzele oluyor, indirdi oluyor. Bu bir seferki indirmeye mahsustur. Bir seferdir bu indirme. Bu da dünya semasına indirilmesidir biliyorsunuz böyle. Sohbetlerde, bazılarda duymuşsunuzdur. Hani inna enzelnahu fi kadri suresinde olduğu gibi. Bu bir kere mahsus topluca bir indirmedir. Bu indirilmiştir dünya semasına. Ondan sonra tenzil de tenzil de çok indirme anlamına gelir. Nezzele yunezzilu tenzilen yani tef'il babından bir kere değil de çok kere indirme anlamına taşır. Bu da e, risaletin başlangıcından e, vahyin e, kesilmesine kadar bu sene yani 23 sene zarfında efendim bu nuzule göre duruma göre ihtiyaca göre kısım kısım indirilmesine de tenzil denir. Tenzil denir yani. Bunun ikisindeki fark, arasındaki fark o. Enzel ve tenzil arasındaki fark odur. Evet. Kur'an-ı Kerim'i tanımamız ve anlamamız için bu işin usulüne uygun ve ciddi bir şekilde yapılması gerekir. Onun nasıl yapılacağına ve hangi kurallara uyulacağına dair bilgiler Ulumul Kur'an ve tefsir usulü kitaplarında vardır. Yorumlamanın nasıl yapılacağını ise tefsir usulü gösterir. Peygamberimiz hayattayken Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasına dair hem açıklamalar yaptı hem de onu uygulayarak anlamanın hayata yansımasını gösterdi. Sahabe de Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, yaşamaya ve başkalarına açıklamaya büyük çaba gösterdi. Tabi'in döneminde bu çaba biraz farklılaştırılarak ve hız kazanarak devam etti. Yani farklılaşarak, çabalar tabii farklılaşıyor ve hız kazanarak devam etti. Bu arada ayetleri anlama ve yorumlama konusunda bazı problemler belirdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in iniş tarihinden uzaklaşılıyor, İslam'ı iyi bilenler azalıyor, farklı dilleri konuşan ve çeşitli kültürlerde yetişmiş insanlar Müslüman oluyordu. İşte bu sırada Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılması ve hayata aktarılması için iki adım atıldı. İlk olarak ileri gelen bilginler ayetleri insanların anlayacağı şekilde fakat ilmi disiplin içinde tefsir etmeye başladı. Böylece tefsir ilminin temelleri atılmış oldu. İkincisi de Kur'an-ı Kerim'i incelemeye ve tefsir yapmaya yardımcı bilgiler toplanmaya başlandı. Zamanla onlara Ulumul Kur'an, Kur'an ilimleri denildi. Bu arada yavaş yavaş Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmede uyulması öngörülen bir takım kurallar koyma gereği ortaya çıktı. İşte bu kurallara Kur'an-ı Kerim'i anlama ve yorumlama yöntemine özel temel ilkeler denilmektedir. Evet, not edelim demiş. Estağfirullah. Maide suresinde يَهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رُضُوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ ve yuhricuhum min az-zulumati nur ve yehtihim ila sıratin mustakim. Yehti hidayet eder. Yani hidayet e, Almanca Rechtleitung demek. Yani doğru yolu göstermek. Doğru yola e, iletmek. İhtinadaki ihtina sıratal mustakimdeki ihtina buradan geliyor. Yani hidayet masarı. Hidayet masarı. Yehdi, hidayet eder. Ne ile bihi? O Kur'an ile. Kim? Allahu Allah. Kime? Menitteb'a rıdvanehu. Rızasına e, tabi olan yani rızasını isteyenlere e, hidayet eder. Neyi hidayet eder? Sübüle selami. Selamet yollarına. Sübül. Sebilin cemidir yani. Sübül. Sebilün bir yol, sebilani iki yol, sübül üç yoldur. Üç veya daha fazla yoldur. Yani selamet yollarına onları ulaştırır. Ulaştırır. Daha ne yapar? Ve yuhricühüm onları çıkarır, ihraç eder. Haraca çıkmak, ahraça çıkarmak. Ahraça yuhricü onları çıkarır. Neden çıkarır? Mine zulümeti zulmetlerden çıkarır. Zulmetlerden çıkarır. Nereye çıkarır? İle nuri tek olan nura çıkarır. Yakın Nur burada müfret olarak gelmiş. Tek sayı yani. Çünkü nur birdir. Hak yol birdir. Efendim hedef yol birdir. Ama zulmetler çoktur. Yani zulmetler ee, çoktur. Ama nur birdir. Ama nur parladığı zaman o zulmetleri aniden yok eder. Bunu da böyle bilmek lazım. Nur birdir ama zayıf değildir. Tabi o nuru celbetmek lazım. Yani zikirle, tesbihle, ibadetle, günahlardan sakınarak o zulmetleri gideren nuru celbetmek gerekir. İşte i̇nsanın içinde zaman zaman zulmetler kaplar ama bir nura yapıştığı zaman ne yapar? O zulmetler aydınlanır ve bu sefer berrak görmeye başlar gördüklerini berrak görmeye başlar. Hata yapmaz. Çünkü müminin e, firaseti firasetinden korkun. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar buyuruyor Resulullah Efendimiz. İşte o nur da Kur'an-ı Kerim'de başta olmak üzere ibadetlerden gelmektedir. Takva. Yani takvadan gelmektedir. Ve ehdihim zulmetlerden çıkardığı gibi ve onları ulaştırır, iletir veya hidayet eder. Nereye? İla sıratın müstakim. Müstakim olan bir yola onları ulaştırır. Yani müstakim istikamet maslarından gelmektedir. Yani dost doğru istikamet. Auf Böyle. Evet. Şimdi Kur'an'ı ikinci madde bu. Dördüncü ünitenin birinci kısmını bu şekilde bitirdik. İkinci kısmı, ikinci başlık, ikinci Sıvayt-ı Kur'an'ı anlama ve yorumlama yönteminde temel ilkeler. Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed'e indirdiği ilahi kitaptır. Dili Arapçadır. İslam'ın temel kaynağıdır. Bu yüzden herhangi bir kitap gibi okunup anlaşılması istenirse hatalar yapılabilir. Zaten onun anlaşılması ve yorumlanması için konulan özel ilkeler de hatalara düşmeyi önlemek içindir. Bu ilkelere bağlı kalınarak okumaya ve anlamaya çalışıldığı müddetçe yanlışa düşme oranı azalır. Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmek isteyen müfessir de bu kurallara uyarak tefsirini yazmak zorundadır. Bunu yapmazsa ayetlerin anlamına ve maksadına uygun olmayan bir tefsir ortaya koymuş olabilir. Evet, yorumlayalım demiş sağ tarafta. İşte, Ali İmran Suresi. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Hani şey e, Ali İmran'da hani Sanma ve la tasabenne lezine kutilü fissi bilillahi envat Ondan sonra bel ahyaun inde rabbihim e, yurzakun hani olması lazım. Bilakis onlar dili dir, diridirler. Rablerinin verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Yukarıdaki ayeti yorum metodu ilkeleri doğrultusunda yorumlayınız. Evet şimdi ne demiş? Kur'an-ı Kerim'i anlamadı ve yorumlamadı. Temel ilkeler bir Arap diline vukufiyet. Tamam Arap dilini... Mecbur bilmek gerekir. Yani e, tabi sarf, nahif, lugat, belagat, fesahat ilimler var. Bunları bilmek gerekir. E, Kur'an-ı Kerim'de e, yabancı dilden gelen kelimeler var. Onları bilmek gerekir. Ya da yabancı dilde kullanılan kelimeler var. Efendim, e, Kur'an'ın Kur'an ile tefsiri, Kur'an'ın sünnet ile tefsiri, Kur'an'ın sahabi ve tabin görüşleriyle tefsiri, nüzul ortamını dikkate alma, bilimsel verilerden faydalanma. Evet. Şimdi Arap diline vukufiyet demiş. Bunları böyle biraz biraz okuyalım bunlardan. Tamamını kendiniz okursunuz. Arap diline vukufiyet. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. İslam'ın aslını ve özünü anlatır. Bu nedenle çok çeşitli konulara ve zengin bir içeriğe sahiptir. O insana gelmiş anlatacaklarını muhatabının anlayabileceği şekilde anlatabilmek için onun dilini, Arapçayı kullanmıştır. Bu dili kullanarak harika bir anlatım tarzı ve en güzel ifade biçimleriyle muhatabını kendisine bağlamıştır. Onun amacı anlatacaklarını en güzel tarzda söylemek, böylece meramını ve maksadını en güzel dille anlatmaktır. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'in kendine özgür dil yapısıyla ayetlerinin anlamı ayrılmaz bir bütündür. İkinci madde, yani dördüncü ünitenin ikinci alt başlığının ikinci maddesi Kur'an'ın Kur'an ile tefsiri. Kur'an'ın Kur'an ile tefsiri, bir konuyu, bir ayeti ya da ayetteki bir cümleyi hatta kelimeyi başka ayetler yardımıyla açıklamaktır. Kur'an'ın Kur'an ile tefsirinde yapılan işlem Kur'an-ı Kerim içindeki bir ifadeyi yine Kur'an-ı Kerim bütünlüğü içerisinde anlamak veya açıklamaktır. Kur'an-ı Kerim'in en iyi tefsirinin yine Kur'an-ı Kerim yardımıyla olacağı ayetlerin bir kısmının diğer bir kısmını tefsir ettiği genel kabul gören bir kaidedir. Tefsir alimleri bu durumu Kur'an'ın Kur'an ile tefsiri ya da ayetin ayetle tefsiri saymıştır. Bu ilke tefsir yapılırken ihmal edilmemesi gereken kaide, kaidelerdendir. Ayetleri bu şekilde açıklamanın ilk örnekleri Resulullah ile başlar. Abdullah bin Mesud şöyle anlatır. İman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte emniyette olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti indiğinde durum sahabeye ağır geldi. Hz. Peygamber'e hangimiz kendine zulmetmez ki dediler. Bunun üzerine o da ayette kastedileni şöyle açıkladı. Zannettiğiniz gibi değil. Buradaki zulüm Lokman'ın oğlunu dediği şu sözdeki zulümdür. Evladım sakın Allah'a ortak koşma. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Hani akait dersinde Allah'ın varlığını ve birliğini anlatırken okumuştuk bu ayet-i kerimeyi. Hani demiştik yani üç çeşit zulüm vardır. Allah'a zulüm, mahlukata zulüm, bir de kendine zulüm diye. İşte burada ne buyuruyor? Ayet-i Kerime bile Ya büneyye la tuşrik billah inne şirke le zulmün azim Büyük bir zulümdür evladım. Sakın Allah'a ortak koşma. İşte bu ayet-i kerime, o öbür ayet-i kerimeyi ne yapıyor? Açıklamış oluyor. Görüldüğü gibi Allah'ın elçisi bu cevabıyla En'am suresi 82. ayetinde bahsedilen zulmü Lokman suresinin 13. ayetiyle açıklamıştır. Bu nedir? Tefsirül Kur'an bil Kur'an veya tefsirül ayet bil ayet. Yani ayetin ayetle tefsiridir açıklamasıdır yani. Evet şimdi bu da böyle bir çok tafsilatlı. Burayı da okursunuz. Hatırlarsınız Kur'an'ın sünnet ile hadis ile tefsiri vardı. Mesela haç ayetlerinin tefsirini Resulullah Efendimiz bizzat kendisi göstererek yapmıştır. Daha önceki derslerde geçmişti. Adam bunu e, yapması gerektiğini Kur'an-ı Kerim zaten söylüyor. Ya Peygamber, ey Peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun diye ihtar ediyor Hazreti Allah. Hatırlatıyor nazikçe. Onun için nasıl Efendimiz, hem tebliğ etmiştir hem de açıklamıştır. Yani tebiyin etmiştir. Tebliğ, tebiyin vardı. Bir de teşri vardı. E, tebiyin e, tebliğ edileni açıklıyor yani beyan ediyor. Tebiyin beyan etmek demek. Efendim, teşri de hükümleri anlatmak, hükümleri yerleştirmek. Teşri yani şeriat kelimesinden geliyor. Şeraha. Evet bu da Kur'an-ı Kerim'in sünnet ile tefsiri. Yani bir e, keresinde de Resulullah e, cennette hazırlananlar, yani müminler için cennette hazırlananları anlatırken orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşerin düşünemediği, hiç bilmediğiniz şeyler vardır demiş. yani. Değil mi? Değil Aynun ra'et hiçbir gözün görmediği ve la üzünün semiat hiçbir kulağın duymadığı efendim böyle devam ediyor. Böyle bir hadis-i şerifleri vardır. Bu da işte yani hiçbir kimse kendisi için memnun edici nelerin saklandığını bilemez ayetinin tefsiridir. Bu da Secde suresinin 17 ve 32. ayetleriymiş. Yani hiçbir kimse kendisi için memnun edici şey nelerin saklandığını bilemez diye ayet var. Demek ki Resulullah cennet olan fikrini bu ayetin yorumundan çıkarmıştır. Bu misalde hadis bir ayetin üstü kapalı geçtiği saklanan şeylerin neler olduğunu açıklamıştır. Sonra bir ayet-i kerime de var biliyorsunuz. Hac hakkında. Sadullah ve <laughs> ulillahi alennasi hacul beyti men istadaa ileyhi sabila. Ali İmran suresinde 97. ayet. Bu ayeti kerime hakkında bir kişi sordu yani yol bilenlerin mealini sorunca hani men istadaa sebil aleyhi sebila hani yol açısından gücü yetenler istida gücü yetmek demek. Bunu sorunca Resulullah Efendimiz azık ve binek olduğunu söylemiştir. Yani oraya gidecek kadar yolda yiyecek kadar azığın varsa bir de sağlam bineğin varsa haç olduğunu söylemiştir. Yani hacca gitmenin bir şarta bağlı olduğunu ona öyle söylemiştir. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de açıklanmayan haccın yapılışı, namazın kılınış şekli, zekatın miktarı ve ibadetlerle ilgili diğer hususları Resulullah'tan öğreniriz. Onun bunlar hakkında ya hadisleri vardır veya onun nasıl uyguladığına dair sahabeden gelen haberler vardır. Onlara bakarak ayetleri tefsir yaparız. Benzer şekilde suçlar ve günahlar için Getirilen hükümlerin detayları Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Onları yine Hazreti Peygamber'in açıklamaları veya uygulamalarından öğrenir. Ayetleri de ona göre detaylandırırız. Ya tabii şeyler var, suçlar ve günahlar için e, bazı tabii ki ayetler var. Ayetler. Fakat bunların detaylarını kim gösteriyor bize? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösteriyor. Mesela, şöyle diyelim, e, hırsızlık, hırsızlık yapanlar hakkında es-sâriku es-sârikatu fakta'u eydiyahuma nekalem minallah gibi ayet-i kerime var, Nur suresinde. Yani, e, hırsız, erkek ve hırsız kadının elini kesiniz. Eydiyehuma buyuruyor. Yani eğit Eydiyehuma onların el, elini kesiniz. Burada Arapçada eğit eğit aslında parmak ucundan omuza kadar olan kısımdır. Abdeste de öyle. Hani ellerinizi yıkanız, yıkayınız diyor ya o el değil kol demektir aslında. Ama Resulullah bunu bileğe kadar e, diye tefsir etmiştir. Yani tüm e, omuzundan e, kolu kesilmez, bileğinden eli kesilir. O şekilde tefsir etmişlerdir. Aslında eğdiye hümade eğit yani parmak ucundan kola kadar olan kısım eğittir. Yet yani el manasına gelen bu şekilde ama hadis-i şerifte yani, ne yapmıştır? Bileğe kadar kesilmesini emretmiştir. Tabi onun da şartları var yani her hırsızın değil de duruma göre artık. Mesela Hz. Ömer radıyallahu an hilafeti zamanında iki hırsız getirmişler. O zamanlarda çok fakirli, kıtlık olduğu için onların elini kesmemiştir. Çünkü zaruret vardır. Onun için onları affetmiştir. Böyle de olaylar olmuştur yani. Bu da nedir? Hazreti Ömer'in kendi içtihadıdır, uygulamasıdır. Allah onlardan razı olsun. Evet şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bazı tefsir örneklerini sunmuş olacağız. tefsir edilen ayet. Bu soldan başlıyoruz buradan. Soldan sağa doğru. Tefsir edilen ayet. Tefsir. ve tefsir şekli. Evet. Birinci ayet. Estağfirullah. <t> <Allah> ve ezanun minallahi ve rasulihi ilen nasi yevmel haccil ekberi ennallaha beriyun minel müşrikine resulü ila ahire. Tevbe suresi 3. ayet. Nedir bu? hac Ekber gününde Allah ve Rasulünün insan Allah ve Rasulünden insanlara bir bildiridir. Neymiş bu bildiri? Allah ve Rasulü müşriklerden uzaktır uzaktır. Bu ayet-i kerime bunu şeyde bu tecvid e, tecvid değil de harekelerin e, ve noktalama işaretlerinin meydana çıkmasına yani Kur'an-ı Kerim'e e, yerleştirilmesine vesile olan ayettir bu. Ve Resulühü kelimesinde. <laughs> Bunu da yeri geldiği zaman anlatırız. Şimdi tefsir, bu ayetin tefsirini Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah, yevmül haccil ekberi, yani en büyük hac günü hangi gündür? diye sordu. Resulullah Efendimiz de bunun kurban bayramının birinci günü olduğunu söylemiştir. Burada ne yapmıştır Peygamberimiz? Kendisine sorulan sorular üzerine bazı kelime ve ayetlerin anlamını açıklamıştır. Yani burada e, ayetteki kelime hani yevmil haccil ekber hangisidir ya Resulallah? Ne buyurmuştur? Yevmün nahri. Yani kurban bayramının birinci günüdür buyurmuştur. Evet. Yani birinci sinde birinci tefsir edilen ayet, ikinci tefsir burada tefsir usulünü yani metodunu anlatıyor. Niye nasıl yapmış? Metodolojisini anlatıyor. Tefsir usulünü. Usul biliyorsunuz metodoloji metodoloji deniyor. metodunu anlatmış. İkinci ayette Bismillahirrahmanirrahim. Hafızu ale salavati <laughs> ve salatul usde ve kumu lillahi kanitin. Namazlara ve namazlara ve orta namazlara devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Bunu da Resulullah nasıl tefsir etmiştir? Kale Resulullah Kale Resulullah salatul usde da orta namaz nedir? Salatul asri asr namazıdır. Yani ikindi namazıdır. Asr aslında kelime olarak sıkışıklık manasına da gelir. Yani sıkmak. Sıkmak manası. Yani insanın insanın meşguliyetinden en sıkışık, en darda olduğu yani en telaşlı olduğu vakit ikindi vaktidir. İkindi vaktidir. Burada Peygamberimiz kapalı olan bir ifadeyi açıklamıştır. Tebiyin yani beyan yazıyor bakın. Tebiyin etmiştir, beyan etmiştir. Buradaki metodoloji de müpem olan bir konuyu ne yapmıştır? Açıklamıştır. Evet, üçüncü ayetimiz haçla ilgili. Fihi ayetun beyinatun makamı İbrahim ve men dakhalehu kana amina. Ve lillahi alen nasi beyti men istadaa ileyhi sabila. Ve men kefera Allaha ganiyyun anil alemin. Yani şeyden Mescid-i Haram'da fihi fihi nerede fihi Mescid-i Haram'da orada ne vardır? Apacık, ap açık nişaneler yani ayetün burada nişane olarak e, manası verilmiş ayetler vardır. Bir de İbrahim'in makamı vardır diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın makamı vardır. Oraya giden emniyette olur. Yani şu mescide harama giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi insanın üzer, insanlar üzerine bir hakkıdır. Hani bunu da yukarıda izah etmiştik. Sormuşlardı nedir e, oraya güç getirmek? Rızık ve binek buyurmuştu Resulullah Efendimiz. Bu da öyle. <laughs> Şimdi buradaki zaten e, herhalde aynı maksatla buraya yerleştirilmiş bu ayet kerime. Peygamberimiz ayetteki sebila kelimesini ezzâdu ve rahiletu yani azık ve binek olarak tefsir etmiştir. Aynı şekilde buraya tekrar etmiş. Hz. Peygamber mücmel ayetleri, mücmel demek yani delalete açık olmayan, okuyunca anlaşılmayan demek. Mesela namaz kılın, zekat verin. Tamam kelime olarak anlıyorsun ama nasıl yapacağız onu anlayamıyorsun. Onu da hadis-i şerifleriyle, hadis şerifleriyle anlatmış, açıklamış oluyor. Ben Kur'ancıyım diyen, bize Kur'an-ı Kerim yeter diyenlerin kulakları kızarsın, kulakları çınlasın. Yani Resulullah'ı gereksiz, haşa gereksiz görme gibi bir şeydir yani Kur'an bize yeter demek. Bu da çok tehlikeli bir durumdur. Onun için bize Kur'an da lazım, sünnet de lazım, icma da lazım, kıyas da lazım. Dört tane edillahi şeriyemiz var, dört. Bunların hepsi lazım çünkü bunlar peş peşe birbirini açıklamış oluyor. Sünnet Kur'an'ı açıklamış oluyor. Ondan sonra icmada e, ulema-i kiramın bir asırda bir konuda ittifak etmeleridir. Yani hepsi ittifak edecek. Birkaç tanesi itiraz ederse olmuyor. Yani bir asırda bir ulemanın, ulema grubunun bir konuda ittifak etmesidir icma ümmeti. Ne buyurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? La teçtemi o ümmeti alet dalaleti. Benim ümmetim delalet üzere içtima etmez yani. icma ümmet yapmaz demektir. Bir konuda ittifak ettilerse mutlaka o haktır. Ondan sonra ki ayet-i kerime Estağfirullah. Ve kezalike cealnâkum ummeten vasadan litekûnû şühedâe alen nâsi ve yekûnel rasûlü aleyküm şehida. Bizi kastediyor Hazreti Allah. Böylece sizi orta bir ümmet yaptık ki insanlara şahit olasınız. Resul de size şahit olsun. Buradaki el vasat yani yani ümmeten vasatan diyor ya. Buradaki vasat neymiş? El vasat, el adlı. Yani orta yol olmak, adalet. Adalet, orta yol olmak demektir. Yani e, e, orta yol olmak, hani e, iki kişiye hakkını hüküm verirken adaleti, adalete dikkat etmek, aşırıya gitmemek. Hem Allah ne yapıyor? E, İnnallâhe ye'muru bil adli. Buradaki adl, işte adalet anlamında orta yol demek yani. Taşkınlık yapmamak, orta olmak, yani dengeli olmak aslında. bazı zamanımızın şartlarına göre, hani psikolojide dengesiz ifadesi var ya, yani adl dengeli olmayı emrediyor bize. Dengesizliğinden, dengesizlikten kaçınmayı emrediyor. Orta olmak o demek. Burada da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kelimenin e, anlamını açıklamıştır. Yani el vasat hani bir kelimenin e, onu açıklayacak şekilde başka bir kelimeyle onu anlatmıştır. O da buna da lugavi beyan deniliyor. Yani lugat. Onun için lugat ilmi önemli. Lugat ilmi önemli. Yani lugat e, zaten lugatımızı değiştirenler ne demişti? demişti? Biz e, harf devrimini millet Kur'an'ı anlamasın, okuyamasın diye o maksatla yaptıklarını söylemişlerdi. Yani tek maksat oydu. Yani öyle zor okunurmuş, anlaşılmazmış. Onlar bahaneydi. Tek maksat tek maksat e, Müslümanları dininden uzaklaştırmak. Dininden uzaklaştırmak. Zaten e, onların aldığı talimat şuydu. Siz sizin Müslümanları Hristiyan yapmanıza gerek yok. Onları dininden uzaklaştırın, kültüründen uzaklaştırın. Onlar Müslüman gözüksünler ama bizim yaptıklarımızı yapsınlar diye böyle talimat aldılar bu şekilde insanları Ümmet-i Muhammed'i bu hale getirdiler. Biliyorsunuz bunlar. Böyle oldu. Efendim onun için lugatını değiştirdiler. Lugat yani sözlük, kelime manasına geliyor. Lügatı değiştirdiler. Lügatı değiştirince insan ne yapıyor? Dini kültürünü unutmaya başlıyor. Dini kültürünü unutuyor. <laughs> Efendim bir de Maide suresinde bir ayet kelime var. Ya yüllezine amenü demiş. Arada fasıla vermiş. Ondan sonra yani bir kısmını kesmiş uzamasın diye. Ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel itmi vel udvan ve tevullah innallahi şedidul ekab İyilik ve sakınma üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın cezası çetindir. Buradaki bir bir kelimesini el bir dedi ya hani ve taavunu alel birri ve takva. Hani bir kelimesini anlayamamışlar. Anlaşılmamış olabilir. Bunu da şöyle açıklamış Resulullah Efendimiz. Burada geçen el birru el birru nedir? Husnul halki hulki husnul hulki. Yani husnul halki değil, hulki iyilik, güzel ahlaktır buyurmuş. Yani güzel ahlak üzerine birbirinize yardımcı olunuz anlamına geliyor. Yani şunu e, neden özellikle husnul halkı değil dedim. Çünkü halk insanın dış yaratılışıdır. Yani maddi alemidir. Maddi yaratılışıdır. Huluk da manevi yaratılışıdır. Hani ahlakıdır. iç i̇ç alemidir. Onun için halk ve huluk arasında, huluk arasında böyle e, mana farkı vardır. Bazen de böyle işte kavramını tarif ederek tefsir buyurmuşlardır. Bir değerlendirmemiz var. Sahabeden Ebu Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki bir keresinde Hz. Ali'nin yanına gittim. Dedi ki size her müminin dikkate alması gereken bir söz söyleyeyim mi? Biz de onayladık. Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınızdan yüzün yaptıklarınız yüzündendir. O yine de çoğunu affeder. Değil mi? Şura suresi 30. ayetin okuduğu ve şunları ekledi. Allah Celle Celaluhu dünyada verdiği cezayı kıyamet günü tekrar vermekten ve dünyada gösterdiği toleransı aynen kıyamet günü de göstermekten imtina eder. Evet. İbn Ebi Hatim Tefsirül Kur'anül Azim. Yani ne diyor? Cenab-ı Hak dünyada hatası olan bir kuluna bir ceza veriyor. Onu affetmek istiyor. Dünya sıkıntısı veriyor. Dünya sıkıntısı veriyor. Bunu tekrar ahirette aynısını tekrar vermiyor demek. Yani aynı sıkıntıyı vermiyor. Onu affetmiş olarak ahirete gönderiyor. Bazılarına da tolerans veriyor dünyada. Yani adam bazı şeyler var böyle. Kendini beğenmişler. E, hayatı çok iyi gittiği zaman ben diyor kalbim temiz onun için diyor Allah veriyor diyor. Halbuki bilmiyor ki Allah ona tolerans veriyor ki onun cezası Hesap gününe kalıyor maazallah. Yani dünyada ona tolerans gösterdiği aynı toleransı kıyamette diyor göstermez diyor. Bunu demek istiyor yani. Onun cezasını verir. Onun için başımıza bir sıkıntı gelirse üzülmeyelim. Allah günahıma hatama kefaret olarak bunu bana verdi diye böyle kendimizi teselli edelim. Ferahlayalım. Evet. Tabi'inin tefsir konusuna gelince, Hz. Peygamber ve sahabeden naklettiği sahih rivayetlerin alınması gerekir. Tabi, yani bir rivayete bulunuyorsa, bunun alınması gerekir. Nitekim, başlangıçtan günümüze kadar müfessirler, tabiilerden gelen sağlam rivayetleri tefsirlerine almıştır. Fakat onların yaptıkları kişisel yorumlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeninki kadar kesin değildir. Çünkü onlar bilgilerini Hazreti Peygamber'den doğrudan almamışlardır. Bir de onların devrinde tefsire İsrailiyat girdiği için daha dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle bazı müfessirler onların şahsi görüşlerini almamıştır. Şimdi mezhebimizin imamı, Hanefi mezhebinin imamı yani büyük Allah, Allame, İmam-ı Azam, Ebu Hanife, <laughs> yani İmam-ı Şafii Hazretleri, her yani şeyde geçiyor bu Nur-i başında giriş kısmında, Ebu Hanife'nin yanında diyor, diğer alemler çoluk çocuk gibi kalır diyor. Yani bunu, artık bunun e, büyüklüğünü, dehşetini düşünün orada yazıyor, kendisi söylüyor. Yani Ebu Hanife'nin yanında kıyasla, ona kıyasla diğer alimler, müştehirler çoluk çocuk gibi kalır diyor. İyali gibi kalır diyor. Böyle büyük bir alim. Allah ondan razı olsun. Meseleye farklı bir boyut katmıştır. Onun dediği, şöyle dediği nakledilir. Resulullah'tan gelenin başımızın üstünde yeri var sahabeden gelenler arasında tercihte bulunuruz. Tabiine gelince onlar da adam, biz de adamız. Yani onlar da bizim seviyemizde demek istiyor. Bu söz tabiinin görüşlerini küçümseme değil. Onların yaptığı gibi hem öncekilerden alır hem de kendi görüşümüzü belirtiriz anlamındadır. Onların ortak görüşleri tefsirde makbuldur. İhtilaflı görüşleri ise destekleyici diğer deliller bulunduğu takdirde tercih edilir sahabe ilmi Hazreti Peygamber'den almaları ve sebebi nuzule vakıf olmaları nedeniyle tefsirde önemli başvuru kaynağıdır. Tabi'in de sahabeden aldığı terbiye ve bilgiyle tefsirde çığır açtıkları için sahabeden sonra rivayet kaynağı durumundadır. Şimdi İmam-ı Azam Hazretleri'nin buyurduğu Resulullah'tan, Resulullah'tan gelenin başımızın üstünde yeri var diyor. Tamam. Hani bu alırız diyor. Olduğu gibi. Ama sahabeden gelenler arasında tercihte bulunuruz diyor. Yani şimdi çünkü şöyle diyeyim ben. Sahabe çünkü hepsinin e, içtihat derecesinde olduğu için hele hele yani ilim sahipleri sahabenin tabi ilim sahibi olanlar vardı. ilimle meşgul olanlar vardı. Normal e, zanaatkarlar, işte çiftçileri vardı. Ama e, belirli sahabeler var böyle ilimle meşgul olan, müfessir olan değil mi? İbni Mesud, Abdullah İbni Abbas, Abdullah bin Ömer, efendim, ee, bunun gibi e, Abadil i Arba var, dört, dört Abdullahlar var, çocuk sahabiler. Abdullah bin Amr İbni Al As, aynı şekilde çocuk sahabi. bunların çeşit çeşit e, tercihleri var. Yani kimisi namazı bizim kıldığımız gibi kılmış, kimi şafiler gibi kılmış falan. Böyle onlar da kendi baş başına birer mezhep derecesindeydi, müştehit derecesindeydi. İmam-ı Azam Hazretleri de ne yaptı? Bunlardan Abdullah bin Mesud ve Hazreti Ali'nin görüşlerini, onların yani icraatlarını aldı. Hanefi mezhebi böyle genişledi. Yani mezhep çıkarmadı kafasından, haşa. o sadece böyle seçerek hükümleri, icraatları aldı kendine bir ekol kendince bir ekol kurulmuş oldu. Yani mezhep çıkarmadı sadece sadeleştirdi. Yoksa tüm sahabenin yaptıklarını alsaydı işimiz bayağı zor olurdu. Yani İmam Azam Hazretlerinin hizmeti büyüktür. Yani zaman zaman ona da bir fatiha, üç ihlas okuyup hediye etmek, göndermek gerekir. Teşekkür için. Allah rahmet eylesin. Bazı konuları böyle vakit kazanmak için e, atlayarak gidiyorum. Okursunuz. Zaten e, imtihanda gelecek sorular da ünitenin sonundaki sorular var. Onlardan gelecek. Yani onları da söylemiş olalım. Onun için bazı kısımları atlayarak gidiyorum. Zaman kazanmak için. Tabi bu bugün son ders. Bu sömürgenin son dersi. Bundan sonra imtihan var demiştik. Onu da ünitenin sondaki sorulardan inşallah alacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de insanı kainatın muhteşem yapısıyla ilgili tefekküre yönelten ayetlerden bazıları şöyledir. Yani Kur'an-ı Kerim hükümleri var, müteşabihat var, kıssalar var. Bir de ibret almak için bizi yani tefekküre düşünceye yöneltmesi için bazı böyle ibret verecek ayetler var. Mesela ne diyor? Sen dağları görürsün de onları yerinde durur sanırsın. Oysa bunlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. İşte bu hani Neml suresi demiş. Yani sen e, mesela memlekete gidiyoruz veya uçakla bir yere gidiyoruz. Hani uçakla sağa sola bakmayıp da böyle Hani camdan bakmadığımız sürece ne oluyor? Uçak yerinde duru, durur gibi oluyor değil mi? Yani bin kilometre hızla gidiyor saatte. Aşağı yukarı 900 veya bin kilometre hızla gidiyor. Hele büyük uçaklar. Yani ne yapıyoruz? Biz onları durur gibi durur zannediyoruz. Ama ne, ne yapıyor uçak? Bir şekilde seyrediyor, yürüyor. İşte dünya bu da bu ayet-i e de tefekkür ettiğimiz zaman dünyanın döndüğüne işaret etmektedir dünyanın kendi ekseninde, kendi etrafında yani ve e, hani kendi ekseninde demek bir günde turunu tamamlıyor. 24 saatte turunu tamamlıyor. Bir de tabii güneşin etrafında dönüyor aynı anda. O da bir senede. 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Onun için her 4 senede bir ne yapıyor? Bir gün artıyor. Onu da Şubat'a ekliyorlar. 29 Şubat oluyor. Mesela bu sene 29 Şubat var. O işte o 6 saatten kaynaklanıyor. Yani 6 saat her 4 senede 24 saat yapar. O artan bir günü de Şubat'a eklerler. 29 Şubat olur. Yani bu onu şey yapıyor. Yani bazı böyle büyük kitleleri siz yerinde durur zannedersiniz ama onlar yürür demek istiyor. Hatta uçakla giderken Fark edersiniz uçak sağa sola manevra yapsa bile yani düz gidiyormuş gibi gelir. Çünkü o hızlandığı zaman onun kendi yer çekimi vardır. Gravitasyonu vardır. İnsan onu öyle zanneder. Terse gitse düz zanneder. Bu da ayrıca fiziksel konular. Şimdi ikinci. İkincisi kafirler görmezler mi ki gökler ve yer birbirine bitişikti. Biz onları ayırdık. Biz her canlı şeyi sudan meydana getirdik. Hala iman etmiyorlar mı? Aa bakın işte bu da nedir? Ee, şey yani, yani, büyük patlama diyorlar ya Bing Bang. İşte aynı bu da ona bir işarettir. Yani biz hepsi bir aradaydı. Onları patlattık. Ne, yap ne yaptık? Onları e, patlatarak birbirinden ayırdık. Yer ve gök böyle meydana geldi. Ve sonra sudan yani her canlı olan şey de sudan yaratılmıştır. Sudan yaratılmış. Bu da ayet kelimedir. kerimedir. Sudan e, yaratıldığına işarettir. Yani hani zaman zaman söylüyoruz. insanın e, şeyinde, yaratılışında yani dört tane cevher var. Dört element var değil mi? Yani ateş, işte toprak, hava, su. Yani asıl e, ham maddemiz sudan. İnsanlarda, hayvanlarda toprak da var. Ama cinnilerde toprak maddesi yok. Onlarda ateş var, hava var, su var ama toprak yok. Toprak maddesi olmadığı için onlar e, yeryüzüne bağlı değildir. Yani uçarak da giderler. Onları yer çekmez. Onlarda gravitasyon yoktur. O işte toprak elementinin eksikliğinden öyle kaynaklanıyor. Yani ışık hızıyla hareket edebilirler isterlerse. O derece hızlılar yani. O toprak elementinin olmamasından insanın e, yüksek dereceleri kazanması da bu toprak sebebiyle. Toprak elementinin sebebiyledir. Bu tasavvufi kitaplarda da böyle geçmektedir. İlgili duyanlar okuyabilirler. Toprak elementinin durumunu. Sonra deveden belet suresi var biliyorsunuz. Hani böyle okuyorlar hafızlar. Deveye bakmıyorlar mı diyor? Yani efela yanzurun ilal ibli. Nasıl yaratılmış? Keyfe hulikat. Göğe bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiş? Dağlara bakmıyorlar mı? Nasıl dikilmişler yeryüzüne bakmıyorlar mı? Nasıl yayılmış? Ve ilal ardı keyfe nusibet. Öyle. Ee, bu da aynı şekilde bizi tefekküre sürükleyen, düşünmemizi isteyen, gerektiren ayet kerimedir. Yani devenin tabi çok özellikleri var. Yani onlardan bildiğim bir tanesi, onların sırtlarında depo var. Onu develer e, suyla doldurur, iki hafta çölde yürür. Yani oradan su ihtiyacını oradan alır. O sırtındaki hör alır. Böyle çölde iki hafta, üç hafta yani Allah ne verdiyse yürür onlar. Öyle bir hayvan yani. Allah da öyle bir özellik vermiş. Yani bunu ibret almıyor musunuz? diyor. Bu tesadüfi bir şey olamaz. Yani her muhtesin bir muhtesi vardır. Bu deve böyle kendi tesadüf olarak meydana gelmedi. Düşünün. Diye Cenab-ı Hak tefekküre tefekkürü tavsiye ediyor. Ondan sonra Allah kimi Doğru yola iletmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun göğsünü göğe çıkıyormuş gibi dar ve tıkanık yapar. Onun için imanla alakası olmayan insanlar böyle sıkıştıkları zaman ya çabuk sinirlenir, ya çabuk iç, 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 yani içine kapanır, depresif olur, manyak olur. hani Yani manyak şey olarak kendini kaybeder, ne yaptığını bilemez. Onun için e, böyle adli vakalar Avrupa'da çok oluyor. Avrupa'da mesela bazen e, şeylerde falan olur böyle e, filmlerde böyle seri katiller işte efendim böyle bu imansızlıktan meydana geliyor. Çünkü e, o yaşadığı her şey kötü bir şey ona travma gibi geliyor İman gücü olmadığı için onu ona acı veriyor yani yaşadığı şey. Hani iman olduğu zaman insan Acı içinde yaşar ama farkına varmaz. O acıyı, boşluğu doldurmak için de böyle bir şeyler yapar yani. Dünyanın zevkine, rengine, e, taparcasına bağlanır. O da o şeyini doldurmak için. Onun için im iman edenler anlayamazlar onlar. Yani nasıl yapıyorsun der. Senin isteğin, zevkin, hevesin yok mu der. Ama biz elhamdülillah iman sahibi olunca, öyle lüzumsuz şeylere heves etmiyoruz Allah'a şükür. Gönlümüz rahat, geniş, sabırlıyız. Sabır da bununla alakalı zaten. İşte güve çıkıyormuş gibi diyor. Yani hani havaya fırlar ya böyle sinirlendiği zaman, asabi olduğu zaman bir şeye dayanamaz, sabırsız olur. Ona böyle benzetme yapıyor yani teşbih yapıyor. Rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten de su indirip sizi suladık. Onu hazinelerde tutan siz değilsiniz. Yani düşünün bu ayetten haberi olmayan insanlar yıllarca hani meyveler nasıl oluyordu falan bunları böyle ancak araştırarak öğrendiler. Halbuki Kur'an-ı Kerim ne diyor? Biz rüzgarları diyor rüzgarları yani ağaçları birbirinden aşılanması için gönderdik. Yani şöyle bir tespit yapılmış. Her meyvenin insan gibi erkeği ve dişisi vardır. Yani kadın dişisi vardır. Bir mahallede mesela bir meyvenin sadece dişisi olsa yani meyve vermeye hazır ama şey yok. Aşılayıcı erkek ağaç yok. Yani yakın e, civarda böyle ağaç olmadığı zaman o meyve, o ağaç meyve vermiyor. Aynı insan gibi düşünün yani. Aşılayıcı e, kelimesi bu maksatla söylenmiş. Ama yakında bir tane olsa, bir tane hani e, erkek ağacı olsa, etrafında yüzlerce e, dişi ağacı olsa onların hepsini rüzgar sayesinde Allah'ın izniyle Tabi arılar da çok önemli bu konuda. Bunları aşılıyor. Evet. Bu tür ayetleri anlamı ve yorumlamada çeşitli ilim dallarından yardım alırken rastgele değil usulünce hareket etmek gerekir. Peki bu usuller neymiş? Kur'an-ı Kerim'in bir bilim kitabı değil de din kitabı olduğunu, İslam'ın onun üzerine bina edildiğini unutmamak. Yani Kur'an-ı Kerim'in sadece bir tarafından yararlanmak değil, tümünü ciddiye almak, gözü almak, tümünden yararlanmak. Kur'an-ı Kerim'in ana gayesinden uzaklaşmamak, bilimsel konularda ayrıntıya girmemek. Bilgiler sıkça değiştiği için bilimsel konularla ilgilendir ilişkilendirilen ayetlerin yorumunda kesin yargıda bulunmamak, kesinlenmemiş teorilere yer vermemek. Kur'an-ı Kerim'in bilimsel gerçekler ve buluşlar ile uyum içinde olduğunu ispatı çalışmamak ya da bilimsel teorilerin zaten Kur'an-ı Kerim tarafından haber verildiği iddiasına girmemek. Yani bunlara bizim ihtiyacımız yok. Yani Kur'an-ı Kerim'i biz Başkaları Avrupa yani Batıya inanmayanlara ispat etmek zorunda değiliz. Onlar zaten bir bahane bulup inanmazlar. Hani Kur'an'da şu yazıyor, bu yazıyor, hani değil mi mesela işte şu kelime işte epjetle hesap ettiğim şu tarihi veriyor. Bunları biz e, tamam doğrudur ama biz bunlara başkasına inandırmak zorunda değiliz. Bizim için önemli olan önce ona inanmak, ilmiyle amel etmek. Verdiği haberleri okumak, kıssaları okumak, ibret almak, demin ibret için okuduğumuz ayetleri düşünmek maksatlar bunlardır yani. Ama öbürü zaten nasibi yoksa zaten inanmaz. Değil mi? İmanlı nasip olmayan diyor, o diyor havaya fırlar diyor. Daraldığı zaman. Deminki ayette. İşte Kur'an-ı Kerim'i bilimsel bilgilerin tahakkumu altına sokmamak, bilgi alanımızın dışında kalan ve çözemeyeceğimiz bilimsel konuları ya onların uzmandan danışarak çözmek ya da tamamen o konulara girmemek gerekir Evet ünitenin sonuna geldik bazı kısımlara daha önce de geçtiği için biraz atladık ama okuyabilirsiniz şimdi imtihanlarda çıkacak olan sorular yani benim hazırlayacağım sorular yine bu kitaptan çıkacak burada ünitemizi değerlendirelim yazıyor kırmızıyla. Mesela demiş ki Haşr suresine geçen Allah'ın isimlerini yazınız. Bunu bir ara yapmıştık. Değil mi? Haşr suresini derken yani Hüvallahu lezi kastediyor. E, bu üç, son üç ayet. E, ne demiştik o zaman? Haşr suresinde Hüvallahu lezi La ilahe illahu alimül gaybi. Mesela orada alim ismi, onun ismidir ve şehadeti. Ve rahmanul rahim. Ve Allahü la ilahe illahu. El melik, el kuttus, el selam, el mümin, el müheymin, el aziz, el cebbar, el mütekebbir. Bunlar Allah'ın isimleridir. esma husnasıdır. Evet. Mesela Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve yorumlamak niçin önemlidir diyor. Kısaca açıklayın. Üçüncüsü sen dağları görürsün de onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedir. Onu da izah etmeye çalıştık uçak misaliyle. Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili olarak hangi temel ilkeler üzerinde durulmuştur? Açıklayınız. Kur'an-ı Kerim toplumsal ilişkilerin sağlıklı olması için insanlara hangi çağrıyı yapmaktadır demiş. Efendim. Yani daha ziyade bunlar açıklamalı sorular. Yani biz seçmeli soru böyle seçmeli soru tercih ediyoruz. Yani hem çabuk geçmesi bakımından. Mesela aşağıda verilen ilkelerden hangisi Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve yorumlamak için gerekli ilkelerden değildir? Mesela ne demiş Kur'an-ı Kerim'i ezberleme. Yani ezberleme mecburiyeti normalde olmaması lazım. Çünkü yüzünden çok iyi okuyan, bağrını bilen bir insan da Kur'an-ı Kerim'i anlayıp yorumlayabilir. Evet. Şöyle olabilir. İşte böyle sorular. 4 ünite, her üniteden birkaç soru çıkar. Evet, burada böyle kalmış olduk. Beşinci ünite. Örnek metinlerle Kur'an Tefsiri demiş. Evet, Allah imtihanda yani imtihan çok önemli değil. Önemli olan şimdi anlamak ve icabınca yeri geldiğinde amel etmek, anlatabilmek, konuları hazmedebilmek. tabi imtihanda da imtihanı doğru verip geçmek. Allah zihin açıklığı versin. Allah muvaffak eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümleten Allah'a ısmarladık. Bir dahaki semestrede görüşmek üzere.